Arkadaşlar herkese merhabalar. Hayırlı akşamlarınız olsun. Umarım keyfiniz yerindedir. Ses ve görüntü iyi mi bilmiyorum ama umarım iyidir. Yapacak bir şey yok. Hoş geldiniz. Yayını beğenelim. Kesinlikle. Bak gelen herkes şu yayını beğenerek yerine gelsin. Mehmet'im hoş geldin. Akif abi hoş geldin. Yusuf, Enes'e yaz durumu sana bir bilgi versin. Tuna hoş geldin. Metin abim hoş geldin. Bir yerleşelim. Yerlerimizi alalım. Aytu abim. Sedat Peker. Aynen. Aynen. Erdem hoş geldin. Teşekkürler. Bilge hoş geldin. Ahmet'im. Zafer abim. Anna Saral. Hoş geldiniz. Ahmet abi hoş geldin. Serkan Ketenci. Abi hoş geldin aramıza. Sanırım yenisin ama her zaman desteğimiz vardır. Beğendik paylaştık. Cansın. Ozan'ım. Bak 100 kişiyiz 50 kişi. Hemen beğenelim. Hayırlı akşamlar. Elif Hanım hoş geldiniz. Lamira hoş geldin. Herhangi bir durumda bir şey olursa hemen Enes'e yazın. Hemen yardımcı oluruz. Hiçbir sıkıntı yok. Her zaman. Abla hoş geldin. Ülfet hoş geldin. Kıymetli kardeşlerim hoş geldiniz. Akşamları tadilatlar var. Onlar için buradayız. Akşamları full yoğun geçiyor. Gelen herkese kapımız açık. Canınızı istemedik. Arkadaşlar emeğin karşılığı olarak bir tuşa basmanızı istedik. Cansın can can. Beğeni longlayalım. Bir 5 dakika toplanalım. Sonra uçuşa geçeceğiz. Ben de hoş geldim. Hoş bulduk. Hocam üst kadın demirliklerini yaptırmışsın. Tek tek. Her şey tek tek. Tek tek. Vallahi yavaş yavaş oluyoruz. Mekan fena yanıyor. Size var ya neler hazırlanıyor bir bilseniz. Allah'ın izniyle. Akşam tadil izniniz var mı? Akşam tadilat iznimiz yok da tadilat dediğim de yani vurma kırma değil. İşte toplanıyoruz. Bazı noktalarda işte fikirlerimiz var. Onları konuşuyoruz. Değerli insanlar geliyor. Onları ağırlıyoruz. Yani tadilat böyle matkapla ta 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 değil. Bakalım. Buran hele ofis Mehmet'im. Ofisteyiz. Hocam başlamadan önce beğeniyi kontrol edip başlayayım. Evet beğeniyi. Serkan abi hoş geldin. Bakayım beğeniye kaçmış. Beğeni çünkü bizim için şu an bayağı para yapacağımız bir durum Serkan var. İki kişiye iftar hediye edeceğim birazdan. Arkada Çağatay abi var işte. Çağatay abi merhaba. Arkadaşlar biz normal çalışıyoruz öyle. Kaç beğenimiz var? 89. Şunu bir yüzleyelim. Hadi bakalım. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yayın takılıyor. Abi yayın. İnternetimiz yarın halloluyor mu abi? Yarın. Dur. Çağatay abi de göçe. Yarın. Bahsedeyim biraz? Görev. Sıkıntı olur mu? Güneydoğu Anadolu bölgesindeki Turkcell'in en yetkili insanı şu an arkamda duruyor. Çok ciddiyim bak. Güneydoğu Anadolu'nun en yetkili insanı arkamda oturuyor. Turkcell. İyi. İyi yani. Yarından sonra inşallah düzeliyor. Nur abi çık gel. Bekliyoruz. Çayımız hazır. Bekleriz herkese. O zaman şey yapalım. Resul. Sen çayı koydun. Suyu kaynıyor. Aynen. Turkcell'le bağlan. Hadi bakalım o zaman başlayalım. Furkan'ım hoş geldin. Şimdi abi Turkcell ne olur diyorlar. Veremiyorum. Abi geleyim. Cansın can. İş Mersin'de uğrama fikrim var da 20 Nisan'da İstanbul'da. Ankara'dayız. İstanbul'da Ankara'dayız. Şimdi şey yapacağım da hangisi ekranda, şu mu ekranda? Sanırım bu. Şunları bir kapatayım. Şunu da kapatayım. Okey. Ben kendimi şuraya alırsam daha iyi olacağız. Bir dakika. Şunu da şöyle yaptık mı? Arkadaşlar şuradan aldığımız longu, dün long aldık ya buradan. Buradan kapattık.
Bugün buradan kapattık. Çok şükür kazandırdı bize bu işlem. Şimdi Ethereum var bende. %30 Ethereum'um var. Onun maliyeti aslında buralar. Yani buralar diyebilirim. Ethereum'u satmak istediğim yer 3600 ama shortla birlikte buralara geldi. Şurası satmak istediğim yer. Ya 3400. Size bugün biraz büyük resimden bahsedeceğim. Gerçekten büyük bir resim var. Şu ve şu. Heh. Şimdi büyük resme bakmadan önce şurası daha da güzel. Heh. 3400 Ethereum'da çıkmak istediğim yer. Çok kısadan bahsedeyim önce. Bir kısa. Çok kısaları konuşayım. Şeyde de Bitcoin'de de çıkmak istediğim 67.200 var. Çıkmak istediğim yer. Yani şu an için seviye. Bir de elimde HOP var. %5-10. Az bir şey. Onu da 2.87 eklemeli. 2.85 hatta. Bekliyorum. Şunu söyleyeyim. Yani şu an bayağı bir nakitteyim. Ama yükseleceğimiz dönem hazırlanıyor. Yükseleceğimiz dönem hazırlanıyor. Şimdi size birkaç şeyden bahsedeceğim. 20 Nisan'da herkesi, benim için gelecek olan herkesi çayını ben ısmarlamak koşuluyla Ankara'da beklerim. Ankara'da tanışmak isterim. Öyle. Yani benim için gelen, bak biz Uğurgil'le, Uğur Çağatay abi hatırlıyorsun. Uğurgil'le görüşmüştük ya bir şey Adana'da. Çok güzel bir görüşmemiz oldu. Mesela 20 kişi falan olduk. 15-20 kişi. Serdar abi geldi. Uğur'um geldi. Amaç tanışmak zaten. Amaç tanışmak. Yani sizlerle bir arada olmak amacımız. Birazdan da iki kardeşime dediğim gibi dün söz verdim. Biz bir iftar ısmarlayacaktım. Dün sözümdü. Dün yayına birazcık hafif gergin girdim. Çok özür diliyorum eğer birini kırdıysam. Ama bugün o sözüm bir iki yaptım onu. İki kişiye birazdan bir şeyim olacak. Gelmeyin abi ya. Bence gelmeyin. Neden gelmeyin? Çünkü uzaktasınız. Yani o kadar da şey zaman ve maddiyat harcamayın bana. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim varlığınız için. Şimdi maçtan dolayı mı hocam? Ne maçı? Yok. Yok yok Yücel. Katıla sözüm vardı benim, katıla. Ya lütfen bunu yapalım ya. Yayını beğenip sosyal medyada dostlarımıza verelim. Mert Erim sakin ol. Mustafa beni tanıyor. Şimdi halving geliyor. Küçük bir halvingden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar halvingi bilmeyenler için geçen de bahsettim ama sorular geliyor. Hani bu sorular çok normaldir. Şimdi sorulara şöyle bir bak başlayalım. Öncelikle halvinge gelecek olan oha 20 Nisan halving. Bir şey diyeceğim. Ay tamam kırıldı. Tam zamanı. Hadi canım, bizimkilerin haberi yok ki bundan. 20 Nisan halving. Evet. Şu an haberimiz oldu bizim. Teşekkürler. İyi olur. İyi olur. Şimdi Ankara'da yani Ankara'da olacağız ama 20 Nisan halving. Arkadaşlar 16 gün sonra, 16 gün 5 saat sonra aslında 20, yok 16, 20 falan işte. Şöyle bir durum olacak. Bitcoin üretimleri, bloklar yarılanacak. Yarılanma. Yani Bitcoin yarılanmaları Bitcoin'in üretimini zorlaştıracak. Zorlaşma iki katına çıkacak. Yani zorluk iki katına çıkacak. Direkt iki katına. Yani şunu düşünebilirsin. Şu sudan elinde iki tane varsa, bu suyu günde iki tane üretebiliyorsan, bak günde bir sudan iki tane üretebiliyorsan, bu suyun değeri 10 TL ise, üretim maliyeti ve satışın 10 liraysa, bu suyu günde bir tane üretmeye başlayacaksın. Halving'in olayı çok basit bu. Yani bu su günde bir tane oluşacak. Ve bundan dolayı da suyun fiyatı iki katına çıkacak normal şartlarda. Tabii ki zaten biz bunu fiyat diyoruz. Yani biz bunu fiyat diyor olabiliriz. Yani şu anda biz 15 binden 70 bine geldik. Hani adamlar ellerindeki Bitcoin'lerde iki kat zorlukla maliyet açısından arz talep meselesinde aslında zorlaştığı için fiyat artmış olacak. Çünkü talep az, arz az, talep çok. Arz azalınca, talep çoğalınca fiyat yukarı gider. Arz talep dengesi. Cidden Sedat abi ya. Ne zaman toplansak harbiden bir şey oluyor. Geçen toplantımızda da neyse. Bazı madenciler kepenk kapatacak. Yayını beğenelim. Aynen yayını beğenelim. Şimdi
Gelelim. Halving'i konuştuk. Bir de halving tarihleri önemli bak. Halving tarihleri. Şimdi biz her 4 senede bir Bitcoin halving oluyor. Yani 2016, 2020, 2024. Şimdi şöyle bakarsanız, şimdi Bitcoin'in 4. halvingi burada. Bu göreceğimiz 4. Zaten biz 3 tane halving gördük. 12, 16, 2020. Bizim için 2020 ve 2016 biraz daha 2020 önemli olsa da 2016'ya da bakalım. 2016 halving 9 Temmuz'da. Gel abi. Bakalım. Şimdi kapat bunları. Günlüğe al. Neler olmuş, neler bitmiş konuşacağız. Al dikey çizgiyi. Ne zamanmış? 2016'daki 9 Temmuz 2016'da. 9 Temmuz 2016. Burada sanırım yok mu? Var. Bir dakika. Heh. Gerçi burada yok ama şunda var. Bir dakika durun. Şunda var. 2020 2017 2014 Heh. Burada. Şurada bir halving var. Diğer halving ne zaman? 2020'deki halving de 11 Mayıs 2020'de var. 11 Mayıs 2020. Aa, burası. Şimdi iki halvinge baktığınız zaman iki halvinge doğru da yükseliş olmuş. Bu halvingden biz şu anda halvingin neresindeyiz? Bizim halving 20 Nisan'da olacak ya. Biz şu an halvingin yaklaşık 15 gün gerisindeyiz. 2 hafta gerisindeyiz. Yani diğer halvinglere baktığımız zaman mesela buna olan uzaklığımız 11 Mayıs ya. Ortalama biz 9 Mayıs desek, pardon 20 Nisan Ocak Şubat, hani 20 Nisan desek. Yani biz şu an şu bu öbür halvinge göre buradayız. Bak şuralarda falan buralarda. Yani burada aslında 4000'den başlayan bir yükseliş halvingle beraber 9000'de yatıya bağlayan bir süreç görmüşüz. 4000 9000 2020'de. Tabii burada küçük bir yataya bağlama halvinge günler kala yani yaklaşık biz 7 gün kala bir yükseliş görmüşüz. Tabii ki aynı olacak değil ama tarih tekerrürden ibarettir. Burada da yine bir küçük aslında salış olmuş. Şu an bu evreye daha yakın bir noktadayız. Yani baktığınızda çok da ekstrem böyle bir şey yaşanmamış. Zaten öncesinde dikkat ettiyseniz fiyatlamalar gerçekleşmiş. Burada gerçekleşmiş. Ondan sonra burada gerçekleşmiş. Yani toplam fiyat 3x yapmış. Her halving öncesi fiyatta 3x'leri görmüşüz. Bitcoin Cash bugün halving vardı. Bakarız Volkan'ım, bakarız. Şimdi zorluğun artması evet. Evet. Halving'de birebir olma ihtimali kaç? Tabii ki yok. Tabii ki yok. Ama bizim için önemli iki durum var. Şimdi halving'de aynı olmasından ziyade bugün biz Amerika'da alım yapılabiliyoruz. Yani Amerika'da bizi alıyorlar. Nasıl alıyorlar? GBTC. Arkadaşlar bizim için aslında en önemli olay Bitcoin'in ETF'i şu anda. Bak ETF. Yani şu anda olay o taraftan çok önemli. Çünkü ETF'ler o zaman yoktu. O zaman hiç yoktu. Şimdi ETF'lere baktığınız zaman da mesela Mehmet'im görüşürüz. ETF'lere baktığınız zaman mesela Grayscale'in Bitcoin Trust yani burası Grayscale Bitcoin Trust bu Trust. Yani bunlar satıyorlar ki ETF'leri alıyorlar aslında. Bugün 1655 tane bundan satıldı. Şimdi benim size burada en önemli şeyim, tavsiyem Bitcoin'e bakarak Bitcoin Dominance'la bunu birleştirmek. Birleştirecek olursanız şimdi şöyle bir senaryo doğuyor. Bakın. Burada bir adet aslında şöyle güzel bir bayrak yapıyoruz. Yani benim fikrim keşke olsa da şu an tabii orta trenddeyiz de şu olursa aslında gerçekten bizi iyi para kazandırır. Ama Bitcoin'de değil altcoin'lerde. Çünkü bizim için altcoin'lerde henüz bir hareket yok. Bak burada Bitcoin'in 100-107 bin.
Yani 58 bin ila 108 bin arasında tam 2x'lik bir durum var. Ben bu 2x'i şeyle yapmak istiyorum. Yani ortalama Ethereum'a geçeceğim birazdan. Durun bekleyin. Ethereum'a geçeceğim. Ethereum'da bunu 4x'e falan düş, 3x, 4x yapmak istiyorum. Bazı coinlerde yine potansiyel var. Şimdi Bitcoin'de benim çok istediğim, verirse mükemmel olur dediğim ve ihtiyacımız olan bölge burası. 58 bin, 59 bin. Çok ciddiyim. 59, 61 verir. Yani %10 daha düşersek her şey yoluna girecek. Ama burada bir adet bayrak oluşturduk. Bakın. Çok da hani hafife alınacak bir durum değil. Günlükte oluşturuyoruz şu anda. Bu günlükte oluşturduğu bayrak hedefi 130 bin, 140 bin ama. Hadi sen bunu trendin başından al. 110 bin. Şimdi bayrağı oluşturdun. Peki Merter, burada altcoin'ler ne diyor? Arkadaşlar altcoin'ler çok ucuz. Neden biliyor musun? Çünkü Ether Bitcoin dibin dibinin dibinde. Çok ciddiyim. Ether Bitcoin'in artık atacak böyle şeyi kalmadı ya. Hani gerçekten damarı kalmadı. Çünkü Ether Bitcoin'de şöyle bir durum var. Şurası var ve burası var. İçeride 1.4 milyar dolarlık bir para var. 1.4 milyar dolar bir para var. Geçen gün girdi. 1.4 milyar dolar para içeride bekliyor. Ve biz içeri giren parayı, bakın şimdi, içeri giren parayı geçen gün aslında şey yapmıştık, konuşmuştuk ama arkadaşlar içeri giren para 2029 Ocak'ta en düşük seviyesinde 16.800'de iken 1.3 milyar dolar para girişi gerçekleşmişti ve 1.4 milyar dolarlık USDC ile Coinbase'e en güçlü giriş sağlandı. 1.4 milyar dolar. Yani bu paranın büyüklüğünü şöyle algılayabilirsin. 1.3 milyar dolar 9 Ocak'ta girdi para içeriye. Bak. Para içeri 2023 Ocak'ta girdi. Bak şimdi gel abi. Bunları öğrenmeniz lazım. Bak para kazanacak zamanlar geliyor. Çok güzel paralar kazanacağımız zamanımız var. Şurası 9 Ocak 2023. Aha burası. Tam burası değil mi? Aynen. Sen 1.3 milyar doları Coinbase'e burada sokuyorsun. 1.3 milyar doları. Ve sen fiyat buradayken diyorsun ki ben içeri 1.4 milyar dolar soktum. Short giremezler bu arada. Short giremezler. Neden short giremezler? Çünkü short Coinbase'e spot'a girdi para. Coinbase şu demek. Hiçbir şey bilmeyenlere anlatacağım. İyi dinleyin beni. Arkadaşlar Coinbase Amerika'da Bitcoin'in alınıp satıldığı en güvenilir kurum. En güvenilir kurum. Ya Vali Efe kurban olayım ya. Mahalle ağzını bırak be oğlum. Yani yapma ya. Bunu siliyorum. Sana hiç yakıştıramıyorum böyle mahalle ağzını ya. Vallahi çok değerli bir insansın. Ama şık şık olalım ya. Hani kaliteli konuşalım. Kaliteli olalım. Şimdi içeride 1.4 milyar dolar para var. Bu para 9 Ocak'ta girdiğinde bunun bir 100 milyar dolar eksiği girdiğinde 16 binden 70 bine geldik. Para Bitcoin için girmedi sadece benim düşüncem. Arkadaşlar Bitcoin tamam. Bitcoin var. Güzel. Ethereum'un ETF'i söz konusu. Bak gel abi bir şey anlatacağım. İyi dinle. ETF ne demek? ETF Exchange Trade Fund. Bak Exchange borsa. Hiçbir şey bilmeyene. Trade ticaret yani alsat trade. Fund. Bildiğin fon. Şimdi Exchange Trade Fund yani ETF. Amerikalılar normalde hiçbir borsaya güvenmezler. Hiçbir borsaya güvenmiyorlar. Ama Amerikalılar ETF alıyorlar. Amerikalılara zaten ETF'i sunulmasıyla BlackRock, Fidelity, VanEck. Arkadaşlar bunlar dünyanın enleri. Bak dünyanın enleri. Bu insanlar şu anda ETF alıyorlar. Şimdi diyeceksin ki Mertel ETF zaten yok mu? Yoktu. Trust vardı. Trust ETF farklı bir şey. ETF spot'ta yoktu. Vadeli de vardı. Vadeli ETF ile biz 2021'de boğa yaşadık. 2021 Kasım'daki boğanın sebebi vadeli ETF'ti.
Şu an Amerika'daki spot ETF bizi 70 bine getirdi. Peki Ethereum'un ETF'i söz konusu değil mi? Var. İşte şu anda Ethereum'u baskılıyorlar. Ethereum tarafını eğer ki ETF onaylanırsa Bitcoin 16 binden 70 bine gelirken Ethereum 2000'den 2005 3000'e geldi. Biri 4x yaptı, biri %50 gitti. Yani sen bunu düşündüğün zaman Ethereum tarafı eğer ETF kabul edilirse bu 1.4 milyar dolarlık giren para Ethereum'a girerse yani onun için soktularsa bence onun için soktular. Yani küçük bir düşünce bu. Altı çok dolu olmamakla birlikte mantıklı bir düşünce. Zaten o zaman Ethereum'da gel şimdi Ethereum'a. Şimdi bu parayı bak Ethereum'a geldiğin zaman arkadaşlar Ethereum hiçbir şey yapmadı. Çok ciddiyim. Sen Ethereum'da şunu görüyor musun? Bak. Bir dakika. Yani şuna bakar mısın Ethereum'a? Hadi bunu geç. Sen bir de şuna bak. Kırdığı yere bak bak. Kırdığı yere bak. Şu an ona takılıyor zaten. Aynı zamanda burada oluşan bak bu yapı normal şartlarda Ethereum'un yani çok fazla değeri var da bunu şey yapmayın bu çok oldu yani size şey mübalağa olmasın ama Ethereum'un gitmesi gereken değer 10-12 bin dolar. Çok ciddiyim ha. 10-12 bin dolar. Yani bugün affedersiniz yanlış anlamayın ağlayanların %90'ı çok kısadan zengin olayım derdindeler. Bu piyasa bunu verir bize. Bak bunu verir bize. Bak burada bu piyasada şöyle bir yükselen kanalı var haftalıkta. Görüyor musun? Bak. Nasıl güzel çalışmış değil mi? Mis gibi. Şu an daha üst banda gelmedi Ethereum. Benim de size naçizane tavsiye demeyeyim de önerim neyse işte burası abi bak. 11 bin. Ethereum bugün 3000. 3000 dolarlık Ethereum canını yerim Atakan'ım. Hayırlı sürüşler olsun. Güzel sürüş. Yani güzel sürün. Neyse. Ethereum gidecek arkadaşlar. Ethereum iyi gidecek. Ve ben size şu an bir sepet yapıyorum. Boğa sepet. Kopide var ya. Alacağız yatacağız. Bak alıp yatacağız. Diyorsunuz ki bazılarınız. Mert'er neye güveniyorsun oğlum bu kadar? Ne var lan? Neye güveniyorsun? Niye gidiyor? Arkadaşlar. Bak. Bak. Çok önemli bir şey göstereceğim. Sen şu grafiğe aylık baktın mı? Şu grafiğe aylık bakarsan benim mücadelemi, o azmimi anlayacaksın. Aylıkta kırdık. Aylık kırılım yaptık ya. Aylıkta dehşet bir kırılım yaptık ya. Şuna bakar mısın ya? Ya şuna bir bak ya. Şuna bir bak ya. Oy oy. Şuna bir bak ya. Birinci hedef 175 bin. İkinci hedef 250 bin dolar. 250 bin dolar Bitcoin'in hedefi var. Hedefi. Senin elindeki bak sana şunu söylüyorum. Boğa'da inanılmaz bir bir dakika durun. Ne yazmışsınız? Adam Eve mi dersin? Artık bu yani çanak mı dersin? Ne diyorsan hepsi var arkadaşlar. Yani çok güzel. Ama size şunu söylüyorum bakın. Şu anda boğanın başındayız. Neden başındayız? Şimdi arkadaşlar lütfen yayını beğenebilir miyiz ya? Lütfen yayını beğenelim. Bugün halvinge 15 gün kalmış. Senin elindeki altcoin'ler AVAX bak. AVAX'ın inanılmaz güzel bir şeyi var. Olayı var. AVAX daha hiçbir şey yapmadı ya. 45 dolar ya. 45 dolar. Bak. 45 dolara bedava. Ciddiyim bedava bak. AVAX'ın 100-150 en az. Bak daha yani şeyi tamamlamadı ya. Kutuyu tamamlamadı. Bak kutunun üstü 114-120 dolar. Senin elinde
Potansiyellileri sayıyorum bak, potansiyelleri. Aylıkta kırılım yapmış bir incin var senin. Görüyor musun? Grafiklere böyle bakın. Boğa budur. Boğa böyle böyle para kazanılır. Senin o %2-3 almanla, %2 almanla zaman öldürürsün. Yani 400 dolar çanak hedef olan bir coin var elinde ya. 10x, 10x. 300 USD ile olacak. Yok. Telegram katıl Telegram'a girdiğiniz zaman sabitli mesajlarda size özel copy linki var. O copy linkinden katılın. Katıl Telegram'da var. Arkadaşlar market cap bakın şimdi. Market cap'in total 2'ye bak sen total 2'ye. Total 2 şu anda gerçekten çok ucuz. Bu arada birazdan iki kişiye iftar sözüm var. Onu da hatırlatmış olayım. Hatta onu şu an şu dur saat kaç? Daha var ya. Daha var. Bir 10 dakika daha var. Daha var. Şimdi şurası bak burası ve burası. Senin total 2'de kırdığın yerin hedefi bak aylıkta gösteriyorum ha. Senin total 2'de kırdığın yerin hedefi bak ne kadar biliyor musun? 280 ikisi çok bu çok oldu bu çok oldu şu kadar bir hedefin var senin bak bu kadar bir kutucuğun var en azından şu an o kutucuğu bak, zigzag yapacaksın bak, o kutucuğu görüyor musun en azından 4 3,5 4 trilyon dolar 3,5 4 trilyon dolar şimdi sizden ricam bak şu dönemde kaldıracı net bırakın. Kesinlikle bırakın. Kesinlikle bırakın. Altcoin'lere bakacağız. Şu an majör odaklanın. Majör. Ben de bu arada 200 öyle bir para dünyada yok. Benim hayallerime yetecek bir para yok şu anda. Boğada zirveyi tahminen hangi ayda görürüz? Bu ay diyorum. Bu yıl görürüz. Şimdi kısa da %5 attığın coin bak. Kısa da hala çok kısa odaklananlar var. Ben bugün, dün şu coin'de size 2,5x yaptırdım. 2,5x. 50'den 1,10'a geldi. 1,20'ye gitti. 1,30'a. Ama sen gidip de opta %4-5 zarara battık bittik diyorsan, öldük diyorsan sen opta şunu görmüyorsun. Sen opta bunu görmüyorsun. Bak. Op'un potansiyelini söylesem kafayı yersin. Op'un potansiyeli en az 6,5 geri dolar. 6,5 geri dolar. Open potansiyeli 6,5 geri dolar. Olmayın olmayın. Bak kaldıraçta ne olacak biliyor musun? Size şöyle göstereyim. Bak şimdi. Kaldıraçta bak iyi izle burayı. Burayı çok iyi izleyin ama. 1 Şubat 2023'e bir gidelim. O zamanlar her şey çok güzel. Optasın 1 Şubat 2023. 2000 buralardasın. Tamam, okey. Bak. Şuradasın. O diyorsun. Her şeyi kırdı. Okey. Tamam diyorsun. Bu gider diyorsun. İşte bunun gideceği yolu var diyorsun. Sonra diyorsun ki hatta burada bir kırılım var ve bir onay var diyorsun. Her şey yolunda. Sonra bunu alıyorsun buraya koyuyorsun. Tabii sen o zaman o bu gidiyor diyorsun ki gidecek o hedefe de. Sen şuradan 2x donk giriyorsun. Bak buradan. Aha da buradan. Oynatıyorsun bunu. Fiyat seni %50 düşerse likit ediyor ya. İzle. Ve likit olacağım birazdan. Ve likit oldum. Bak genelde likidasyondan sonra dönüş olur bak. Girdin, likitsin. Nasıl likitsin? Abi likitsin. 2x gitti likit. %50. Tam bak yüzde tık %50. Tam %50 düştü. Ucu ucuna pıt likitsin. Sonra o coin ya da o varlık 2, 3, 4x yapar. Şimdi hazır buradayken iki kardeşime iftar dedim ya onlara şu şeye
Nerede o? Yorumdan hemen seçelim. Hemen yorumdan seçelim. Bir dakikanızı alıyorum. Şuradan bir videoyu bulayım. Abone olun bu arada kanala da. Çekiliş hemen yapacağım. Öyle uzatmayacağım. Yani sizden birlikte yapacağım şu anda. Şuna yorum yapın. Anlamlı yorum yapın. Emoji da. Şuna bir yorum yapın. Sonra buradan iki kardeşime iftar ısmarlayayım. Şuna bu attığıma yorum yapın. Normal şeye. Sonra o yorumlardan şey yapalım. Birazdan 15 dakika sonra çekiliş yapalım. İki kişiye de iftar ısmarlayayım. Bugüne kadar tutmadığımız hiçbir söz yok. Hiçbir söz yok. Halil'im heykelimi yaptırma. Allah razı olsun. Fikirler Akademi. Enj bakacağım. Enj bakayım. Siz o sırada yorum yaparken Enj'i adam ısrarla soruyor. Bir şey mi oldu Enj'de ki? Ya Enj'de şey var. Enj'de de kırılım yok. Enj'de kırılım yok. Henüz yok. Şu bant önemli Enj'de. Bu bandı kırmalı yani. Bir 68 cent varmış. Şu an ama destekte. Şu an destekte. Engine stopu 42 cent'tir. 42 cent altında engine'i şeyde görürsün. 36,5 37 cent'te görürsün. Market şu anda evet market kısada inşallah beklediğimiz yere de doğru ilerliyor şimdilik. İyiyiz yani. Instagram'a yorum attık. E tamam buraya da at ne olacak ki yani. Seni ben biraz dinlendireyim ya. Dur. Put user. Tamam. Alefe hak ettin ama. Badici bro hoş geldin. Instagram'a yorum attınız. İki kişiye diye hediye çeki gönderdik. Yani niye bunu diyorsun ki? Biko var. Bakarız bir dakika. Dur. Altcoin'lere sabahları bakıyorum. Kava bakma olasılığınız var mı? Şu an yok ama genel piyasa konuşuyoruz. Abi Wcoin backpack'te işlem yapanlara verildi. Orada hani airdrop olarak verildi. Şu anda bir şey yok orada. Mevlüt sabah katıldı yayına yap veriyorum ya. Senden ricam sabah bakayım. Altcoin'lere sabah bakıyorum. Sabah saat 10'da beklerim. Şimdi Bitcoin'in kısa biraz da kısa konuşayım. Bir de 5 dakika kısa konuşup sonra çekiliş yapıp gidelim. Çok görmüyorum sizi. Şimdi burası kısa da Bitcoin'in dur bir dakika. Uzunu bırak. Şu anda hepinizin istediği şey aslında ne olacak? Arkadaşlar çok kısa da şöyle anla hani stop olacağınız seviye 61.006 günlük kapanıştır. 61.006 yani şunun altı şu çizginin altı günlük kapatırsa olay ikili tepeye gider. Kimseye de şey konusunda kısa da hani beklentiye girmeyin. Eğer 61.000 altında günlük kapatırsa fiyat 54.000'e kadar düşer. Kısa söylüyorum. Donuyor. Donuyor değil mi? Donuyor. Evet. Donuyor. Ya Instagram'ı YouTube yaptım Enes. Şimdi bir de Instagram'a adamları oraya yönlendir. Bir YouTube'a yönlendir. Yani. Oraya yorum yapanlardan alalım işte iki kişiye verelim. Ne olacak sanki ya? Okey miyiz? Şimdi Ethereum salıyor. Sağ olsun. Abi Ethereum'da ben bir kopya alırım zaten. 3200 gibi falan kopya alırım. Ya gelirse. Eğer 3200'e gelirse alırım. Şimdi 61.400 o yüzden önemli. 61.400'de ya buralarda kısa kapanışlar üzmez. Ama sert bir kırılım olursa 54.000 bölgesine gelir. Yukarı doğru da 70.500'ü kırarsak her şey tekrardan yoluna girer. Yayını beğenelim. En az kar aldık. Maliyette dursun. Tamam. İzlenmez olduysa ben şu anda bir şunu yapayım. Ömer abi hoş geldin. Dün seni kırdıysam da özür dilerim. Sevdiğim bir adamsın. Çok yani kaliteli yorumlar yapıyorsun. Sadece kaybetmeni istemiyorum. Onu da söyleyeyim sana. Şimdi şey yapalım. Şu çekilişi yapalım. Bir dakika. Şu bir dakika durun.
Söz verdiğim gibi iki kardeşime canlı değil de short şu. Şu an 130 yorum var. Tekrardan söylüyorum. Buna yapıyorum. Buna yapıyorum. Yeni grubu abi toplulukta var. Toplulukta var. Katıl grubumuz toplulukta var. Oradan katılabilirsiniz. Buna yorum yaptınız diye düşünüyorum ve bunu dur yenileyim bir daha yenileyim. Tamam. Bunu alıyorum. Buraya geldim. Nasıl yapıyorduk? Çekilişler. Yok. YouTube. Gönderi linki. Paylaş. Tamam. Okey. Kazanan 2. Yedek 2. Her kullanıcı bir kere say. İleri. Hazırlanıyor şu anda. Devam ediyorum. Görünüyor değil mi oradan? Tamam. Her şey tamamlandı diyor. Abone olmayana vermem. Abone olun bu arada. Kanala abone olun. Ya o da artık yani çok basit bir şey. Şu abone ol tuşuna basın. Çekilişi başlatıyorum. Hayırlı olsun. Hemen bugün yarın iftar. Yani yarına karşılamış olalım hemen. Bu yarın sabah. Hatta yarın öğlen diyeyim de. Ahmet sevdiğim bir adam. İyi oldu. Seviyorum bunu Ahmet. Ahmet sen çıktın. İlk defa görüyorum Pennywise. Ulaşabilirsek ikisine. Ulaşamazsak da burada iki kişi daha çıkacak. Ahmet ulaşırız da. Pennywise ilk defa görüyorum. Alper var. Pennywise yerine olursa. Veyahut Asetin. Asetin de iyi biri. Tamam. Bu dört arkadaşımıza hayırlı uğurlu olsun. $10 da çekiyor. Boş şeyler ya onlar. Yoruldum evet. Tolgoş geldin. Yoruldum. Alpler çıktı. Şimdi bu iki arkadaşımıza yarın saat 10 11-12 gibi bize ulaşsınlar ricam. Sizden bir ricam var arkadaşlar. Emek veriyoruz. Güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Lütfen yayını paylaşıp beğenin. Böyle şeyleri size paylaşmaya devam edeceğim. Hiçbir şekilde sonu olmayacak bunun ya, onu bilin. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar.